olarak biz bir darbe girişimi olduğunu duyuran ilk medya grubuyuz. Hem internet sitemiz, hem televizyon kanalımız, hem gazetedeki arkadaşlarımız, yöneticilerimizle o gece burayı bir direniş merkezine çevirdik adeta, haber merkezlerini. Tabii ilk anlarda ne olup ne bittiği çok net değildi. Bir güvenlik önleminden bahsediliyordu. Medyaya böyle bir bilgi taşınıyordu. Kasıtlı olarak biz bunu daha sonradan tespit ettik. Bir darbe girişimi olduğu belirlendikten sonra ve Yeni Şafak'ın bunu son dakika olarak duyurmasından sonra hemen akabinde TVNET'in televizyon ekranlarına bunu taşımasından sonra Türkiye'de medyada da hemen bir dönüş yaşandı. Güvenlik önlemlerinden darbeye karşı darbe olduğu bilgisi duyuruldu. Fakat bu medya grubu yani Albayrak Medya Grubu saat 23 sıralarında darbeye karşı direniş çağrıları yapmaya başladı. Ve bunun etkileri bütün medyaya yansıdı bir süre sonra. Direniş çağrıları yükseldi. Akabinde de zaten Sayın Cumhurbaşkanı halkımızı meydanlara davet ediyorum dedikten sonra artık kimseyi evde tutmak mümkün değildi. Biz burada neler yaşadık? Tevafuken buradaydık. Mesaimiz bitmişti aslında. Tam gitmeye hazırlanıyorduk. Fakat bir hareketlilik olduğunu görünce kaldık ofislerimizde. Haberi teyit etme, bilgileri rafine etme, süzme, o anda karar verme. Belki saat 9.30'da, 10'da biz bunun bir darbe girişimi olduğunu duyurabilirdik. Buna dair bilgi kırıntılarımız vardı ama teyit etmemiz gerekiyordu. Zamanla yarışıyorduk. İşte sonradan gördük ki FETÖ'cüler aslında bayağı bir aşama kat etmişlerdi. Burası belirleyici oldu. Tabii bu tarz durumlarda gazetecilik yapmak çok zor, kolay değil. Hele sosyal medya çağında teyit etmediğin, doğrulatmadığın bir bilgi herhangi büyük bir infiale neden olabilir. Bir kaos ortamı vardı. Hem yani şöyle, hem darbecilere karşı direniş çağrısı yapmak, hem kaosa mahal vermemeye çalışmak, hem vatanı savunmak, hem gazetecilik yapmak, hem kendi aileni, çevreni, arkadaşlarını düşünmek inanılmaz bir gece yaşadık biz burada. Biz de burada fiziken bu binanın içerisindeydik. Üzerimizden uçaklar geçti, sonikler patlatıldı. WhatsApp gruplarında adımız geçtiğini gördük sonradan. Uçaklar bombalasın diye talimatlar verilmiş vesaire. Ama korkusuzca habercilik yapmak nedir diye sorarsanız 15 Temmuz gecesi herhangi bir medya merkezinde darbecilere karşı medya aracılığıyla habercilikte direnmektir derim ben. Yani o gün burası da bir cephe gerisiydi adeta. Öyle değerlendirmek lazım. Üzerinden 5 yıl geçti. 50 yıl da geçecek. Ama bizim o geceyi yaşamış, o geceye birçok aşamasıyla şahitlik etmiş gazeteciler olarak bu hafızayı diri tutmamız gerekiyor. Biz birinci yılda bu hafızanın şeyini yaptık, dijital kütüphanesini oluşturduk. Yeni Şafak 15 Temmuz dijital kütüphanesini her yerden takdir gördü. Birçok yüksek lisans, doktora ve bitirme tezlerinde kaynak olarak gösteriliyor. Bu bizim öncelikli amaçlarımızdan biriydi. Biz bunu birinci yılda yaptık ve her yıl bunu devam ettiriyoruz. İçerik olarak besliyoruz ya da yeniden gündeme getiriyoruz. Üzerinden geçen bu zamanda gelinen aşamayı bir analiz etmek gerekiyor. Bunu konuşuyoruz. FETÖ ile mücadelede nasıl bir aşama kat edildi? Yani siyasi ve sosyolojik olarak nasıl bir aşama kat edildi? Bunlara bakmak lazım. Biz de medya olarak neler yapıyoruz? Yani FETÖ hafızamızı diri tutmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Karşımızda çok sinsi bir örgüt var. Bu örgütle sadece istihbari ve güvenlik önlemleri ya da siyasi olarak mücadele etmek yetmiyor. Sosyolojik olarak ve medya olarak da mücadele etmek gerekiyor. Öncesinde de bir takım hamleleri oldu ama 15 Temmuz onların intihar saldırısıydı. Fakat etkileri devam ediyor. Belli odaklarda güçleri var. Bunu görebiliyoruz gazeteciler olarak. O yüzden hani biz o hafızayı diri tutmaya çalışıyoruz. Hem 15 Temmuz'u bundan 50 yıl sonrasına taşımak gibi bir görevimiz var. Hem de 15 Temmuz'un müsebbibi olan FETÖ'yü hafızalarda diri tutmak ve FETÖ tehlikesinin hala geçmediğini görmek ve göstermek gerekiyor. 5. yılda da böyle bir misyon biçtik kendimize biz aslında. FETÖ'yü unutturmayacağız. Şehitlerimizi unutturmayacağız. Gazilerimizin kahramanlıklarını dilden dile dolaştıracağız. Bundan 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasına taşıyacağız. Ama asıl mesele bugün yapılması gereken FETÖ'yle mücadeleye ilk günkü ciddiyetle devam etmektir.